Nasılsın? Kurban olun. İkiniz de hoş geldiniz. Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. Sağ ol Ali abi. Maret. Arkada bir bölüm daha çıktı. Okay, while we were trying to open and close the dockyard, that part of the dockyard, we have come across with a manuscript from the Selçuk period. Well, we are still actually working. Orada Sinopark'ın alan yönetimimizden şöyle bir talebi olmuştu. Biz gündelik hayatımız içerisinde burayı görmek, kullanmak istiyoruz diye. Dolayısıyla bu tür temellerin açılması, aşağıda mukes yapıları kaldırılması sivil toplum diyaloğu kapsamında alan yönetimi çerçevesinde yapılan işler. Okay. Yani actually, alan yönetimi restorasyon şeyine yansı da o görüntüden yapılıyor. These are the actions, these are the work which we carry out as part of the area management and under the civil society dialogue and that we have here. And we are revealing all these manuscripts while we are doing this. And you know what's written on this? Ne yazıldığını okuyabiliyor muyuz? Tekrar eder misin? Okuma çalışmaları devam ediyor. Sadeleştirilmesi lazım çünkü Selçuklu olduğu için Farsça kelime de çok fazla. Açacak mısınız? Bu yazın. Evet. Abi bir gelir misin baba? Var olsun. Kaldırın mı? Efendim Seda'nın da bunu ekledi sağ olsun. Emek veriyoruz. Beraber çalışıyoruz. Hadi denize de bağlantı sağlanacak. And it is going to be also connected with the sea with another opening there. Evet, iki tarafta deniz birbirine bağlanmış olacak bu aksa. Dört. And Ambassador, the gentleman was saying that once we open this gallery for... Oh.
Hadi bakalım. Ürünlerini ortaya koydukları bir ofis gibi görev görmüş ve ben hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın kültürüne oldukça önemli katkılarda bulunmuş. And today I'm proud to see that Europe is part of turning this place of painful memories into a museum, into a place of culture, into a place of dialogue. Ve bugün burada bu acı hatıraların birer kültür, birer diyaloğun, müzenin ve diyaloğa katkıda bulunacak bir hale dönüştürülmesine Avrupa Birliği'nin de katkıda bulunmasından, bunun bir parçası olmasından büyük gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. In the relations between the European Union and Turkey, cultural dialogue, intercultural dialogue is a key element. I'm very much convinced that it will contribute to better understanding, to tolerance, to respect, and so this is for all of us a very important project. Ve bu Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerin kapsamında kültürel diyaloğa, kültürler arası diyaloğa da önemli bir katkıda sunan anahtar değerde olduğunu düşündüğüm bir proje. Aynı zamanda hoşgörüye, saygıya da çok önemli bir katkıda bulunan bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu projeye önem atfediyoruz. I'm looking forward to the completion of this project. I hope as fast as possible. This project deserves a lot of visits. Sayın Bakanım, öncelikle projenin şu an %100 tamamlandı. İkinci soru olarak da az önce siz de bahsettiniz. Ziyaret etmek isteyenler halen birçok kişi kapıdan geri dönüyor. Bir iyileştirme yaz dönemine yönelik belki kısa dönemli ziyaret açılması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Şöyle, şu an dahi ziyaretler mümkün olan tabii restorasyon çalışmalarına ve kişi güvenliğine zarar vermeyecek şekilde devam ediyor. Tabii bizim planlamamıza göre biz %30'lar seviyesinde olmamız gerekiyordu ama %24'lerdeyiz, 23-24'lerdeyiz projenin. O da tabii bu zeyilname süreç ve idari şeylerden kaynaklanan bazı yavaşlamalar oldu ama biraz önce de ifade ettiğim gibi biz projenin ek yapımlarla beraber nihayet ermesi için son tarih bizim için 2022'nin sonu. Tabii ilk projenin etabı Mayıs 2022'de tamamlanması gerekiyordu. İlave işlerle beraber bunu biz yıl son 2022'nin sonunda tamamlayacağız inşallah. Bu çerçevede de insanlarımızın tabii merak ediyorlar, geliyorlar. Özellikle de Sinop dışından Sinop'umuzu ziyaret eden insanlar burayı da görmek istiyorlardır. Gerekli tedbirler alınarak işin de yavaşlamasına engel olmayacak bir şekilde onlara müsaade ederiz.